Değerli gönüldaşlarım, Ramazan demek bir yandan da gönül almak demektir. Bugün değerli gönüldaşlarım Ramazan'ın 13. günündeyiz. Ramazan demek gönül almak demektir. Ramazan demek gönlü ortaya koymak demektir. Ramazan demek gönül yapmaktır. Ramazan demek gönle girmektir. Ramazan demek gönülle hareket etmektir. Bir gün değerli gönüldaşlarım program yapıyorum. Biliyorsunuz iftar ve sahur programları ben çok yaptım. Rabbime hamdolsun. Yıllarca yaptım yani. Şu an yapmıyorum ama birisi teklif ederse yapacağız inşallah. Bir gün biz ne yapıyoruz? Yani programcılar olarak ne yaparız? Ezan okunurken İstanbul'a göre, çünkü genel çoğunluk Marmara bölgesinde insanlar yaşadığı için genelde yani Türkiye 85 milyon işte ortalama 50 milyonu bu taraflarda yaşıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a göre iftar saatini bıraktığımız için tabii ezan okunurken bırakıyoruz. Dışarı çıkacağız ki de iftar hazır olması lazım ki yemeğimizi yiyelim. Hepimiz oruçluyuz. Artı 3 saat konuşmuşuz, yorulmuşuz. Dolayısıyla size bir anımı anlatacağım. Başka bir şey anlatacaktım da bir anımı anlatayım be. Aklıma geldi şu an. Böyle içim bir hoş oldu böyle aklıma geldiği için. Değerli gönüldaşlarım, bir gün böyle gene iftardan çıktım. Bakın gene bir iftardan çıktım böyle. Bir gün böyle ben iftardan çıktım. Bak aklıma gelince içim bir burkuldu ya. İftar programı bitti. Dışarıya çıktık. O gün nasılsa yemek hazır değildi. Ben varım, konuğum var, işte kameraman var. 5-6 kişiyiz yani orada. Hiçbir şey yok. Hepimiz açız. Neyse sular vardı. Suyla içtik. Bir su içtik. Yani orucumuzu bozduk. Hamdolsun dedik. Gelin dedim o zaman gidelim bir lokantaya gidelim. Ya en azından karnımızı doyuralım falan dedik. Çıktık neyse. Ya her lokanta böyle dolu. Her lokanta böyle dolu. Birkaç tanesine gittik böyle. Neyse. En son bir lokantaya giderken dedim ki kardeşim ben orada bekleyeceğim. Adam bir çorba verse içeceğim. Başka yolu yok. Benden başka bir yere gidemem. Çünkü zaten yürüyemiyorum dedim. Neyse gittik bir lokantaya böyle. O lokanta biraz seyrekti böyle. Bir iki masa boş kalmış. Dolu gene de yani. Diyelim 50 masa varsa işte 45'i dolu böyle yani. Bir iki masa boş oturduk oraya. Neyse garsona işaret ettik. Kardeş gel dedik. Bize dedik birer çorba verir misin önce? Önce birer çorba verir. Tabii abi dedi. Getirdi. Bizim hoca olduğumuzu nereden bilsin adamcağız? Getirdi çorbalarımızı verdi. İşte ikramlıkları var işte birer tane zeytin birer tane hurma falan böyle. Neyse çorba orada da bir tane adam böyle dışarıda duruyor. Bir adam böyle üstü başı da bayağı bir pejmurda böyle saçı sakal birbirine girmiş bir adam. Göz göze geldik böyle ben çorba içerken ona baktım o da bana baktı böyle elimde çorba kaşığı böyle bakışıyoruz. Bir 10 saniye 15 saniye bakıştık. Geldi işaret ettim adam girdi içeriye. Oturtturdum. Garsonu çağırdım dedim bir tane bu arkadaşa çorba ver dedim. Dedim ama önce şunu yapar mısın? Bir elini yüzünü yıkayıp gelir misin dedim. Adam kalktı hiçbir şey demedi. Gitti elini yüzünü yıkadı geldi bir çorba verdim. İçti. Bizle beraber ne yiyorsak o da yiyor. Değerli gönüldaşlarım. Adam çorbayı içti. Şöyle bir acık bir kendine geldi. Çorba içtikten sonra şöyle bir bana baktı. Ya dedi. Ben oruçluyum ben oruç tutuyorum. Sokaklarda kalıyorum. Üstüm başım pis diye beni iftara kimse çağırmadı dedi hocam. Beni kimse sahura çağırmadı. Yani adamcağız 24 saattir aç, sefil bir vaziyette oruç tutuyor. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbim. Üzüldüm adam öyle deyince. Neyse o önümdeki yemek boğazıma takıldı. Gitmedi. Dedim abi sen necisin ne yaparsın falan. Dedi ben sokaklarda kalıyorum. Eskiden durumum iyiydi. Sonra sorunlar oldu. Şu oldu bu oldu sokaklarda kalıyorum. He devlet yardım ediyor. İşte kaymakamlıklar bazen yardım bazen belediye ediyor. Bazen böyle hayır sahipleri oluyor ama bazen de aç sefil kalıyor, aç kalıyorum dedi bazen de. Bana ne dedi biliyor musunuz değerli gönüldaşlarım? Bana ne şu anda 2 kamyon para verseydiniz şu çorbadan daha iyi olmazdı. Bu çorba bu çorbayla beni doyurmanın dışında bana sahip çıktınız dedi. Değerli gönüldaşlarım, öyle bir içim burkuldu ki adamcağıza, öyle bir içim burkuldu ki çorbasını içti, o yemeğini yedirdim ona, işte beraber kalktık. Dedim ki, çağırdım garsonu, kaç para bir çorba bir Adana? İşte dedi ki 50 lira, işte 100 lira neyse. Al dedim, şu 10 günlük parayı bu adama her akşam iftarda ver dedim. Neyse geldim. Sonra değerli gönüldaşlarım geldim eve. İşte sahur programı, eve derken stüdyoya geldim. Sahur programı için dedim ki şu teravih namazını kıldık. Aradan bir zaman geçti. Yani bir zaman geçmesi için oturdum orada, böyle uyuyakalmışım. Bir baktım ki değerli gönüldaşlarım, o insanı önümde duruyor böyle. Sen beni mutlu ettin, Allah da seni mutlu etsin dedi. Böyle gözümün önünde duruyor ha. Uyumuyorum ya. Uykuyla uyumama arasında bir şey. Değerli gönüldaşlarım, ne olur bu Ramazan'da gönül alın. Ne olur bu Ramazan'da bir gönül alın. Siz de bir insana bir çorba götürün. Ya zengin olmanın bir önemi yok. Fakir olmanın bir önemi yok. Bir çorba. Hepsi bu. Zengine de bir çorba, fakire de bir çorba. Önemi yok. Bir çorba verin değerli gönüldaşlarım. Bir gönül yapın. Yani elinize alın bir tabak. Apartmanınıza kim oturuyorsa ya birer tane hurma verin ya. Belki parası yok, alamıyor. Belki parası yok, alamıyor ya. Ne olur değerli gönüldaşlarım, şu Ramazan'da, şu iftar vaktinde bir gönül alın ya. Bir gönül yapın ki Allah da sizin gönlünüzü yapsın ya. Bir gönül alın ki Allah da sizin gönlünüzü alsın. Bir gönül alın ki Allah da sizin günahlarınızı affetsin. Allah size cennetin kapılarını açsın ya. Nereden biliyorsunuz o insanın bir duasıyla senin hayatının değişmeyeceğini? Nereden biliyoruz? Bilmiyoruz değerli gönüldaşlarım. Bilmiyoruz. Nereden biliyoruz Allah Azze ve Celle bize o insanın vesilesiyle zenginlik vereceğini? Nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Onun için değerli gönüldaşlarım, bu Ramazan'da, şu iftar vaktinde gelin hep beraber değerli gönüldaşlarım, bir tane, bakın bugün Ramazan'ın 13. günü, şu iftar vaktine bir misafirle girelim iftara ya. Ne olur sanki ya, bir tane insanı, sokaktan geçen birisi, zengin fakir, kadın erkek fark etmez ya, bir tane insanı ikramda bulunalım ya. Ne olacak sanki, bir çorba verelim, bir dilim ekmek verelim yani, bir tane hurma, önemi yok, bir tane zeytin verelim ama gönül alalım, gönül. Gönül alalım değerli gönüldaşlarım. Gönül alırsak Allah Azze ve Celle bizi, gönlümüzü sever. Allah Azze ve Celle gönül sultanı yapar bizi. Gelin hep birlikte bu iftarda gönül alanlardan olalım ki günahlarımız affolsun. Gönül alalım ki dualarımız kabul olsun. Gönül alalım ki Allah Azze ve Celle ile birlikte olduğumuzu gösterelim. Onların duasına mazhar olalım değerli gönüldaşlarım. Bir Allah razı olsun onların, bizi en ileri seviyelere götürür. Gönül alalım. Gönle girelim. Gönülle hitap edelim. Gönülü yaşayanlardan olalım. Hayırlı iftarlar.